sözleşmeleri kendi kararnamesiyle feshetmesi mümkün mü? Yoksa bu karar meclis çoğunluğuna göre mi alınmalı? Ruşen Bey hazırlanırken sizden alalım. Ben hazırım. Biliyorum. Şimdi milletler arası anlaşmalara sözleşmeleri taraf olmak kadar taraftan ayrılmak e, bir egemenlik vasfıdır. E, egemen devletler Yok. milletler arası Yok. sözleşmeleri taraf olurlar zaten. ve taraftan çıkarlar. Her egemen devletin nasıl taraf olacağı, nasıl taraflıktan çıkacağı Mer'i mevzuatında zikredilmiştir. Tıpkı hı hı. bizimkisi gibi. Şimdi e, anayasa madde 104-11 Cumhurbaşkanı'na Milletler Arası Anlaşmanın onaylanması ve yayımlanması, yayımlanması yetkisi vermiştir. Onaylama ve yayımlama. 104-11 e, Bunu tersini düşünelim. Yine 104-11'e göre ne olur? Daha doğrusu diğer e, kanun, e, kanuni altı pi zikredeceğim ama Şimdi onaylama ve yayımlama yetkisini veren anayasa yürürlükten kaldırma veya pardon düzgün ifadeyle daha doğrusu taraflıktan çekilme iradesinde de bahsetmiş demektir. Bakın 1964 63 tarihli 244 sayılı bir kanun var. Kanun önümde 244 sayılı kanun şu mülga fakat hiçbir şey değişmemiştir metinden. Bu kanunun ee, bu kanun içerisinde yani e, yürürlükten kaldırılmış maddesinde hmm onaylama ve vesair tasarruflar madde 3 ee, burada da Cumhurbaşkanı bu uluslararası anlaşmaları, sözleşmeleri, onaylar hükmü vardır. Neden kaldırılmıştır? Madde me metni aynen muhafaza edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemine geçtiğimiz için bu kanunda yani 1963 tarihli kanunda bakanlar kurulu zikredilmişken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre de Cumhurbaşkanı Sadece ismi konulmuştur oraya. Yani yürütmededir. 1963 yılından beri bir sözleşmeye taraf olma ve taraflıktan çıkma hususu yürütmenin tasarrufudur. Yeni bir şey değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yok işte efendim tek adamda toplanmış yetkiler falan değildir. 1963 tarihinden beri böyledir. Hangi düzenleme kaldırmıştır o kanunu dersek ilgili maddesini Mülgani hangi düzenleme kaldırdı? 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi. 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de önümde. Burada Cumhurbaşkanlığı forsunu görüyorsunuz. 3. maddesi e, ne diyor? Diyor ki e, ilk girişi hiç okumuyorum. Bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma yani uluslararası sözleşme, milletler arası anlaşmaların daha doğrusu teknik tabirle milletler arası anlaşmaların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme Cumhurbaşkanı kararı ile olur. Bitti. Şimdi Cumhurbaşkanı kararı ile olur. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız? Cumhurbaşkanı kararı nişletti bu hususla ilgili. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bu sözleşmeye taraf değil dedi. Tamam. mı? Hmm. Yürütmenin işidir. Kanun olarak kendisine 1963 yılından beri tanınan hakkı, yetkiyi kullandı. Anayasa madde 90 ne diyor? Anayasa madde 90 diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylanan anlaşmaları kanunla uygun bulma yetkisi verilmiştir. Anayasa madde 90'da bakın. Onaylanan anlaşmaları kanunla uygun bulma yetkisi. Tamam. Yani bir kanun yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu onaylanan, yürütmenin onayladığı, yürütmenin ülkeyi taraf ettiği anlaşmayı kanunla onaylıyor. Hı. Tamam. Şimdi ne yaptı yürütme? Dedi ki artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlaşmayla bağlı değildir dedi. Şimdi bağlı olmayınca TBB ne yapacak? Ters işlemi yapacak. E, bu kanunu ortadan kaldırma işlemini yapma işte e, yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Ama Şöyle sorarsanız hala hazırda şu ara dönemde yani TBMM henüz o kanun yürürlükten kaldırmamış ise evet. ara dönemde evet. Türkiye taraf mıdır değil midir derseniz elbette ki taraf değildir Türkiye. Çünkü şu İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi bakın açık diyor ki Avrupa parlamentosunu muydu Üstad, nereye bildiriyorduk? Ee, yani Konşey. çıkma iradesini Konşey. Avrupa Konseyi bravo çıkma iradesini 80. madde göre İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesine göre çıkma iradesinin Avrupa Konseyi'ne bildirilmesi lazım. Tabii o kimin bildireceğini söylemiyor. O sizin iç mevzuatınızla ilgili bir durum. Ama şöyle söyleyeyim. Bakın bir soru soruyorum. Diyorum ki velev ki bu e, bazı hukukçu üstadları maalesef bu konuda hakikaten çok ciddi e, mevzuat hataları yapıyorlar. Bilgi eksiklikleri olduğunu söylemek de istemiyorum saygımdan ama e, ya öyle görmek istemiyorlar ya başka türlü görüyorlar. Başka türlü okumaları da olabilir doğrudur. Hukukta öyle durum olabilir evet. E, bunda bir beis yok. Fakat şöyle sorayım onlara. Aksi fikirde olan arkadaşlara, e, meslektaşlarıma. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, evet şu anda hala Cumhurbaşkanının iradesine rağmen, yürütmenin iradesine rağmen demek lazım orada. Cumhurbaşkanı vurgusu da aslında doğru değil. Yürütmeye verilmiş 60'tan beri. Yürütmenin iradesine rağmen, yani e, sözleşmeden ayrılma iradesine rağmen, TBMM diyelim ki öyle bir şey kabul etmedik. TBMM bunu kanunla yürürlükten kaldıracak dedik diyelim ki. Böyle bir e, temel yok ama. Peki TBMM bunu nasıl, kim tarafından? Avrupa Parlamentosuna Avrupa Konseyi'ne bildirecek. Yani bu bildirim nasıl olacak? O prosedür yok ki. Kim bildirecek? Meclis Başkanı bildirecek yani? Ya burada da buradan da belli ki e, yürütme e, ülkeyi taraf yapar sözleşme ülkeyi taraflıktan çıkarır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı da Anayasa madde 90'da zikredilmiştir. Hı. Anlaşma ile onaylanan anlaşmaları kanunla uygun bulur. Yani anlaşmayı imzalamaz Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl imzalayacak? Teknik olarak mümkün değil. Hani şöyle bir fotoğraf hatırlayın bakın. Daha vatandaşlarımızın tam göreceği şekilde bir Putin burada oturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız burada oturuyor. Ne yapıyor? Sözleşmeler imzalanıyor. Teati ediliyor. Uluslararası sözleşme odur. Bakın sözleşme imzalandığı anda yürütme tarafından, Cumhurbaşkanı tarafımızdan ülke taraf haline gelmişti işte orada. E tersi işlem denir. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1963'ten beri olan uygulamaya göre sözleşmeyi taraf olmaktan Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı kararıyla ülke taraf olmaktan çıkar. Ters işlemdir bu. Bu kadar net. Yani 367 garabeti gibi hani hatırlıyoruz o e, Cumhurbaşkanı seçiminde Abdullah Gül'ün seçiminde 367 işte e, TBMM'de olması lazım gibi garip hiçbir tarafı hukukla bağdaşmayan e, bir yorumda bulunmuşlardı. Sabik Anadolu bunun başını çekmişti maalesef. E, şu, bu da ona benzer bir şeydir bana göre yani. Hani Ana bu yasaklı. kadar net bu kadar net bir mevzuat ortadayken bakın 1960'tan beri durum böyleyken yok işte bütün yetkileri elinde topladı. Baktılar baş edemiyorlar. Hukukçular izah ediyor çünkü. E, netlik e, var. E bakları izah edemiyorlar. Şöyle diyorlar işte Cumhurbaşkanlığı bütün yetkileri elinde topladı. Ya ne efendim Cumhurbaşkanı yetkileri elinde topladı. 1963'ten beri uygulama böyle işte. Burada mülga kanun burada Bakanlar Kurulu kaldırılmış, Cumhurbaşkanı getirilmiş oraya. Hükümet sistemi değiştiği için Bakanlar Kurulu yok yani. O açıdan. Peki. Durum Peki bu. Yani. Net. An Bey. Anayasa evet. 90'da uluslararası anlaşmalar. İzah ettim bir daha. Kanun yapmam. hükmündedir daha ibaresi ettim. var mı? Ben... Var mı yok mu? Bir kelime. Var mı yok ben mu? Ben izam yaptım. Net. Kanun yani. hükmündedir diyor mu demiyor mu Anayasa yani. 90? Beyefendi ben, beyefendi bakın, buradan bakın. alır topu. O zaman 1963'teki tamam. bu bu kanun nereye koyacaksınız? Ondan tabii. sonra onu evet. yürürlükten kaldıran onu nereye koyacaksınız? Olamadım. Havada mı bunlar yani? Mevcut Böyle, yasada. Olmayan bir yetki mi Mevcut Anayasada, anayasada ya. bu cümle var mı yok mu? Ya nereye varacaksın? Onunla ilgisi yok. Mesela anlamazsın beyefendi, sen onu hiç. Alsın tabii <laughs> alakası. Estağfurullah bir kere e, ee, şunu bir başta söyleyeyim. Daha nasıl açıklıkla zikredebilirim Nisan... bu